geçmişteki, yakın geçmişteki... Devrimle kurduk biz bu cumhuriyeti. Halkın %50-52'ye bölündüğü bir durum tasvir ediyor. Türk milletinin mantığı açıktır. Ben yere atar ve onu çiğnerim. Çiğniyorum burada. Bölgedeki bu yangın, Irak'taki ve... Hayır da birleşmek güzel. Birleşen, üreten Türkiye'yi kuracağız. Söz veriyoruz. Sevgili Ulusal Kanal izleyicileri ve Bilkent Üniversitesi öğrencileri, hepiniz Politik Düşünce Kulübü'nün etkinliğine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doğu Perinçek. Nasılsınız? Teşekkürler ederiz. Sizlerle beraber tabii çok iyiyiz. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Dilerseniz siz bir giriş yapalım. Yapın, daha sonra soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Tabii, hay hay. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Siz bunun çok farkındasınız, biliyorsunuz. Bu olağanüstü dönem, olağanüstü kararları ve çözümleri getirecek. Böyle olağanüstü çözümlerde karar vericiler arasında olacak. Türkiye'ye ışık verecek. Siz gençlerimizin arasında olmak bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Niçin olağanüstü dönemden söz ediyoruz? 2014 yılından bu yana görüyorsunuz Türkiye'de çok köklü değişiklikler oluyor. 2014'ten önce olanlar şu an tekrar etmiyor. 2014 yılı öncesinde Türkiye'de BOP eş başkanlığının yönetimi vardı. Yani 2002 yılı Kasım ayında hatırlayacaksınız. Tayyip Erdoğan yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin tertipleri ve uyguladığı çeşitli kombinezonlar sonucunda Türkiye'nin hükümeti oldu ve daha 1996 yılında Tayyip Erdoğan'ların Türkiye'nin başına getirileceği Rand Corporation gibi yayın organlarında CIA'ya bağlı falan belirtiliyordu ve o 2002 Kasım'ından 2014'e kadar daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye öngördüğü, dayattığı siyasetler yürütüldü. Bunlar neydi? Bir borçlanma ekonomisi, yani Turgut Özal'la başlayan borçlanma ekonomisi. İkincisi de Türkiye'nin BOP projesi kapsamında İran'la, Irak'la, Suriye'yle birlikte bölünmesi olayıydı. Ve PKK'yla açılım yapıldı. Hükümet Fethullah terör örgütüyle paylaşıldı. İktidar organlarında AKP ve Fethullah terör örgütü mensupları birlikte hareket ettiler. Bakanlar kurullarını birlikte yönettiler. Türkiye'yi birlikte yönettiler. Fakat 2014'ten sonra ne görüyoruz? 2014'ten sonra bir Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı bölünmeyi reddettiğini görüyoruz. Birincisi bu. PKK'nın üzerine yüründü ama ondan önce çok daha önemlisi Silivri duvarlarını yıktık. Silivri duvarları kime örülmüştü? Türk ordusunun komutanları, Vatan Partisi yöneticilerine değil, doğrudan doğruya Türkiye'ye o duvarlar örülmüştü. Yani Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü koruyacak askeri güç ve siyasi önderlik o Silivri duvarlarına hapsedildi ve o şekilde Türkiye, Amerika'nın istediği gibi bölünecekti. Kürdistan özerk bir bölge olacaktı. O süreçte PKK'ya haraç toplama yetkisi, mayın döşeme imkanları bunlar sağlandı ve açılım siyaseti yürütüldü. Ama 2014 yılında Silivri duvarlarının yıkılmasıyla birlikte bir anlamda Türkiye zincirlerini kırmaya başladı. Kelepçesini kırmaya başladı. Ve onun arkasından gelen süreçte 2015 24 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı o harekatı başladı. PKK hendeklere gömüldü. 14 öncesinde ona özellik alanı tanınıyordu. 14 sonrasında hendeklere gömüldü. Yine 2014 sonrasında Fethullah terör örgütü bastırılmaya başlandı, ezilmeye başlandı. Daha önce neydi? Hükümette beraberlerdi. Demek ki orada da tamamen başka bir siyaset gündeme girdi. Rusya uçağı düşürüldü. Türkiye'nin yöneticileri ben düşürdüm diye neredeyse
birbirleriyle kavga ediyorlardı kim da, kim düşürdü diye. Ama ne oldu? Rusya'ya el uzatıldı, Rusya'yla dostluk oldu. İran'a Fars milliyetçiliği diye Sayın Tayyip Erdoğan suçlama yapıyordu. Ne oldu? İran'la Türkiye dost oldu. Barzani ile ortaklıklar kurmuşlardı AKP yöneticileri. 2014 sonrasında ne oldu? Barzani'nin referandum girişimine karşı Türkiye, Irak, İran, Rusya, Suriye el ele verdiler ve Kerkük'te Irak ordusu Kerkük'e girdi ve Barzani silahlarını atıp kaçtı. Orada da Türkiye'nin çok belirli, tayin edici bir etkisi var. Şimdi toplam olarak baktığımız zaman bir 2014 öncesi Türkiye var, bir 2014 sonrası Türkiye var. 2014 öncesi Türkiye, Atlantik sisteminin içinde olan Türkiye ve Atlantik'in dayattığı siyasetlere teslim olan Türkiye. Ekonomisine Atlantik'in teslim olan, dünya ekonomisiyle bütünleşme adı altında bir borçlanma ekonomisini uygulayan bir Türkiye ve yine Amerika'nın dayattığı bölünmeye teslim olan bir Türkiye vardı. 2014 Silivri duvarlarının yıkılmasını bir dönüm noktası olarak görüyoruz, nesnel olarak. 2014'ten sonra da neye tanık oluyoruz? Bir vatan savaşına giren bir Türkiye, Amerika ile karşı karşıya gelen bir Türkiye, FETÖ'nün üzerine giden Amerika Birleşik Devletleri'nin 15-16 Temmuz gecesi FETÖ darbesini ordunun, milletin beraberliğiyle bastıran bir Türkiye ve hapishanelerine FETÖ'cüleri, PKK'ları dolduran, devletin içinden FETÖ'yü ve PKK uzantılarını temizleyen bir Türkiye. Onun için olağanüstü bir dönemdeyiz. Yani bir karar dönemine Türkiye girdi. Önünde tabii çok ciddi olarak şimdi hepimiz takip ediyoruz kuşkusuz. Ekonomi sorunları gelmiş Türkiye'nin kapısına, dayanmış demeyeceğim. Türkiye'nin içinde ve Türkiye ekonomisi çok derin bir krizin içine girmiş bulunuyor. Yani Türkiye'ye dayatılan o borçlanma ekonomisinin de iflas ettiği, çatırdadığı, Türkiye'nin yeni çözümler aradığı bir dönem. Ve yine Türkiye, Cumhuriyet devriminin temellerine karşı Türkiye'nin çağdaşlaşma, aydınlanma, laikleşme sürecine karşı olan kasıtlarla, uygulamalarla hükümet mevzilerinden hem devlet katında hem toplum katında karşı karşıya. Burada da büyük kararlar ve çözümlerin eşiğinde onun da işaretleri gözüküyor. Yani Türkiye'ye bu Atatürk devriminin getirdiği kurum ve ilişkilere karşı bir takım uygulamaları dayatan Tayyip Erdoğanlar bile neden bahsetmeye başladılar? Türkiye veya dünya, toplum ve devlet 1400 yıl öncesinin kurallarıyla ve hükümleriyle yönetilemez. Bu da Türkiye'nin bir karar sürecine girdiğini gösteriyor. Onun için olağanüstü bir dönemden bahsediyoruz ve bu olağanüstü dönem tabii olağanüstü çözümleri getirecek. Aynı diyelim 1918 sonrasında yaşandığı gibi padişah hükümeti vardı. Neyi görüyoruz? 23 Nisan 1920'de Ankara'da bir devrimci milli hükümet kuruluyor Mustafa Kemal Paşa önderliğinde. Ve Türkiye oradan büyük çözümünü üretiyor, İstiklal Savaşı veriyor. Cumhuriyet devrimiyle büyük bir çağdaşlaşma, kalkınma, ekonomik ilerleme dönemine giriyor. Dünyanın en hızlı gelişen iki ekonomisinden biri oluyor. 1930-40 arasında plan yapan, devletçilik yapan vesaire. İşte ona benzeyen bir sürecin eşiğindeyiz. Türkiye Atlantik'ten bu süreci şöyle özetleyebiliriz. Onu da öğrendim 5-6 Nisan'da galiba. Burada Doğu Batı eksenindeki gelişmeleri de tartışacakmışsınız. Onu çok mutlu oldum. Türkiye Atlantik sisteminden kopuyor ve Avrasya'daki yerine yerleşiyor ve yerleşmeye başladı. Türkiye ekonomisi birinci ticaret ortağı Çin, ikinci ticaret ortağı Rusya, üçüncü ticaret ortağı Almanya. Yani ekonomik olarak Türkiye bir Avrasya ülkesi olmuş. Güvenlik açısından enerji güvenliği, Irak, İran, Azerbaycan, Rusya enerji güvenliğimiz Avrasya ülkelerinde aynı zamanda vatan bütünlüğüyle ilgili
bütün güvenlik sorunlarımızı da kimle beraber çözüyoruz? Irak'la, Suriye ile, İran'la, Rusya ile, hatta Çin'le birlikte çözüyoruz. Onun için bu çözüm dünya çapında bakacak olursak Atlantik'ten kopan Türkiye'nin Avrasya'daki, Asya'daki konumuna bağımsız olarak, başıdik olarak ve Atatürk devrimi programıyla, onu tamamlama programıyla yerleşeceği bir süreç. Ben özetle bana verilen bu vakitte konu üzerinde konuşacağımız konulara belki zemin olabilir. Evet. Bunu sunmuş olayım. Çok teşekkür ediyorum size. Dilerseniz şimdi sorulara geçelim. Evet, geçelim. Aslında benim de ilk sorum 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soru. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaptığınız bir açıklamada darbe tehdidini 1 Temmuz'da saptamıştık. 14 gün sonra da Vatan Partisi'nin Türkiye'nin sorunları konusundaki dikkati açısından önemini gördük ifadesini evet. kullandınız. Ve ek olarak da darbeden bir gün önce darbe tehdidini Yeni Şafak gazetesine bildiğinize dair haberler yapıldı. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii darbe böyle bir sürpriz olarak gelmedi. Hı hı. Türkiye'de Fethullah terör örgütünün bir birikimi var, varlığı var ve 2002'den 2016'ya kadar 13-14 yıl iktidarı paylaştı ve iktidar mevkilerinden zaten güçlendirilen bir örgüt ve ona biz Fethullahçı Gladio diyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ülkelerindeki cihazının Türkiye'deki örgütlenmesi ve dünya çapında Amerika ve CIA tarafından desteklenen bir örgüt. Tabii Türkiye bu FETÖ'nün üzerine yürümeye başlayınca 2014 sonrasında buna bir cevabı o örgütün olması lazım. Amerika'nın bir cevabı olacak her şeyden önce. Yani 2015 yılı 24 Temmuz'unda Türkiye silahla PKK'nın üzerine yürümeye başlayınca tabii bu doğrudan doğruya Amerika'yı hedef alan bir askeri harekattı. FETÖ'yü de Türkiye hedef alıyor. Bu açılardan öyle bir darbe girişimi bekleniyor. Bekliyorduk biz yani. Görüyorduk o süreci. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de NATO'nun, Amerika'nın bir birikimi var. Ve bunlar Fethullah bağlantılı bir takım subaylardı. O bakımdan o tehdidi, o tehlikeyi bir kere Vatan Partisi olarak tespit ettik. Ama özellikle o sizin verdiğiniz tarih 1 Haziran tarihi, Yüksek Askeri Şura'nın toplanacağı ve FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki özellikle komutan, lider düzeyindeki unsurlarının temizleneceği bilgileri herkes tarafından öğrenildi. Orada tabii bu temizlikten önce bir girişimde bulunmaları son derece normal bir olay. Ayrıca bizim Vatan Partisi'nin şu özelliği var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin ve en saygın komutanları, Orgeneral Saldıray Berk gibi orgeneraller, korgenereller, amirallerimiz, jandarma, kara, hava, deniz kuvvetlerinden komutanlarımız Vatan Partisi içerisinde üst düzey genel başkan yardımcısı ve yönetici düzeyde olan komutanlarımız. Onlar da böyle bir girişimin olduğunu bize partimizin liderleri olarak hepimiz aramızda değerlendirdik ve onun üzerine Sayın Jandarma Atilla Uğur komutanımız, genel başkan yardımcımızdır aynı zamanda, o gün Yeni Şafak'ta bir görüşmesi vardı ve bana bu bilgileri de orada açıklama konusunu aramızda görüştük ve kamuoyunun duyması ve aynı zamanda hükümetin de öğrenmesi için Yeni Şafak gazetesine o gün açıklamada bulundu. Ve zaten o açıklamanın akşamı hatırladığıma göre veya ertesi günü o darbe girişimi oldu. Ertesi günü. Evet. İkincisi, yani dilime dayanan siyaset o darbenin geleceğini görüyordu bir. İkincisi, önderliği, Türk devleti, Türk bürokrasisi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde büyük tecrübeler kazanmış bir Vatan Partisi. O açıdan da bu süreci doğru okudu ve bu darbeyi daha darbe başlamadan göğüslemeye o şekilde o bilgileri kamuoyuna sunarak başladı. Teşekkür ederiz. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığınız konuşmada bu bir Amerikancı kalkışmadır, Türk askeri Mustafa Kemal'in askeridir, aldatılamaz şeklinde bir açıklama yaptınız.
Peki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kandırıldık ifadesi için neler düşünüyorsunuz? Burada düşünecek bir şey yok. Yani Sayın Tayyip Erdoğan kandırıldım diyorsa, kandırıldık demek bir siyasetçi için zor bir cümle ve bir öz eleştiri içeriyor aynı zamanda. Kandırıldığını söylediklerine göre bu bir gerçek ve düşünecek bir şey yok. Ama devlet adamının kandırılmaması lazım. Yani devlet adamları, devlet tecrübesi olan insanlar, geleceği gören devlet yöneticileri kandırılamaz. Çünkü neye bakar? Bilimsel, nesnel süreçlere bakar. Mesela şimdi beni hiç kimse Türkiye tekrar Atlantik'e bağlanacak diye kandıramaz. Veya Türkiye, Amerika tekrar beraber olacak, işbirliği yapacak. Ondan sonra Amerika'ya tekrar Türkiye'ye dönecek gibi bilgilerle beni kimse kandıramaz. Çünkü öyle olmayacağını görüyorum. Veya Türkiye, Rusya ile karşı karşıya gelecek. Veya Türkiye bu borçlanma ekonomisiyle devam edecek. Batı'dan bir takım kaynaklar bulacak ve devam edecek diye beni hiç kimse kandıramaz. Çünkü bunların böyle olmayacağını biliyorum. O bakımdan bir siyaset adamın, hele Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi konumları işgal eden bir kimsenin kandırıldık demesi aslında bir anlamda ben devlet adamı değilim, devlet tecrübesine sahip değilim gibi bir itiraf oluyor. Tabii o itirafı da hiç şüphesiz milletimiz değerlendirecektir. Teşekkürler. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlayan ve hala sürmekte olan OHAL sürecinde devleti FETÖ'den temizlemeye yönelik yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Şimdi bir kere yapılanlar Türkiye'nin geleceği bakımından son derece olumlu. Yani bilgilere bakalım, verilere. Genelkurmay Başkanlığı'nın Fethullah Terör Örgütü ile ilgili mahkemelere yolladığı bir rapor var. O raporu Kaynak Yayınları Türk Ordusu'nun ideolojik çizgisi diye bir kitapçık haline de getirdi. Orada verilen verileri söylüyorum. Genelkurmay Başkanlığı diyor ki 30 bin FETÖ bağlantılı Türk Silahlı Kuvvetleri içinden, bunların içinde generaller var, subaylar var, assubaylar var, askeri öğrenciler var ve askeri personel var. Toplamı 30 bin. 30 bin ordudan FETÖ bağlantılı tasfiye edildi diyor. Çok büyük bir rakam. Eskiden yüksek askeri şuralarda gerici unsurlar 15 kişi, 20 kişi atıldığı zaman ordudan işte herkes bayram yapıyordu. Şimdi 30 bin FETÖ mensubu. Çok önemli bir rakam. 14 bin polisten. 4 bin yargıdan savcı ve hakimler FETÖ bağlantılı olduğu için tasfiye edildi. Bütün kamu yönetiminden, yani devlet yönetiminden toplam 105 bin idi geçen Temmuz-Ağustos aylarında sayı. Bugün nereye vardı onu bilmiyorum. Yani son hükümetin açıkladığı rakam 105 bin. Olağanüstü bir şey. Yani bu devletin içinde hem askeri bürokraside hem sivil bürokraside çok Türkiye tarihinin görmediği bir tasfiye. Bu bakımdan bunlar iyi, Türkiye'nin yararına. Ve bunların içinde bazı ufak tefek haksızlıklar olabiliyor. Onları da takip ediyoruz. Ve o haksızlıkların düzeltilmesi için çalışıyoruz. Ama bu tasfiye Türkiye devletinin kendi cumhuriyet temellerine oturması bakımından çok çok önemli. Özellikle ordundan 30 bin FETÖ bağlantılının generaller dahil atılması Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tekrar Mustafa Kemal'in ordusu yaptı. Onun için bu uygulamalar çok iyi. Yeterli mi? Yetersizlikler olduğu da söyleniyor. Fakat biz Vatan Partisi olarak dönüştürücü gücümüze güveniyoruz. Yani hep atarak, ezerek, bastırarak, hapse atarak değil, sırf işte yargıyla, polisle, hapishaneyle değil çözüm, aynı zamanda dönüştürerek, eğiterek. Yani bu tür dönemlerde yani o FETÖ çamuru toplumun çeşitli kesimlerine bulaşmış olabilir. Ama kamu yönetimi niçin var? Aynı zamanda vatandaşlarını eğitmek, dönüştürmek, bağımsızlığa, başıdık bir Türkiye'ye hizmet eden, paylaşmacı, aydınlık yurttaşları haline getirmek diye bir devlet görevi de var.
biz Vatan Partisi olarak o gücümüze güveniyoruz. Onun için dönüştürmeye de önem vermeli diyoruz. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Bertolucci'nin bir filmi vardı, Son İmparator diye. Seyrettiniz mi? Bu meşhur İtalyan yönetmeni. O filmde son Çin İmparatorluğu, çocukluktan yalnızlığı onun anlatılıyor. Ondan sonra Çin devrimi geliyor ve Çin devrimi imparatoru asmıyor, kesmiyor, kurşuna dizmiyor, bahçıvan yapıyor. Ve o imparator bahçıvan olduktan sonra iyi bir yurttaşa ve iyi bir emekçiye dönüşüyor. Yani bu çok öğretici bir şey. Bizim Atatürk devrimi de böyle yaptı. Yani Atatürk devrimi döneminde öyle uzun boylu hapishaneler, şunlar bunlar yok. Ama ne var? Eğitim var, halk evleri var, köy enstitüleri var. Devletin çağdaş, ilerici, bağımsızlıkçı ideolojisini bütün topluma aşılama, yayma faaliyeti var. Tabii bu ne oldu? Osmanlı Devleti'nden devraldığı toplumu Atatürk devrimi değiştirdi, dönüştürdü ve bizler olduk. Onun için FETÖ'ye karşı mücadelede Türk devriminin programını özetleyen Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz. Mensup kim? Cemaat ve tarikat mensupları. Bakın Atatürk ne diyor? Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar, tarikat ve cemaat mensupları ülkesi olamaz. Bu ne demek? Türkiye insanı, Türk vatandaşı, ağanın marabası, beyin yanaşması, şeyhin müridi, efendim cemaatin mensubu olmayacak. Ne olacak? Başı dik, özgür, aydınlanmış, eli ekmek tutan, çalışan insan olacak. Değil mi? Biz işte bu programla toplumu dönüştürmeyi de önümüze koymalıyız. Bu çok önemli. Atatürk devrimi bunu yaptı. Bir Atatürk devrimi yapıldığı zaman cemaat mensupları vardı, tarikat mensupları vardı, şeyhin müritleri vardı ama o devrim modern bir toplum yarattı. Şimdi de yani FETÖ'cüleri hep böyle hapse atarak falan değil, çağdaş bir toplum, bağımsız başıdik Türkiye'yi kuran toplumun vatandaşları haline getirerek de dönüştürmemiz lazım. Şimdi bir reklam arası verelim. Daha sonra tekrar birlikteyiz. Peki, teşekkür ederiz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Doğu Perinçek'le birlikte 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirmiştik. Şimdi dilerseniz yeni bir konuya geçmek istiyorum. Yeni açılan parti, İyi Parti ile ilgili Amerikancı, NATO'cu ve ölü doğmuş bir partidir ifadelerini kullanmıştınız. Ayrıca parti ismiyle de ilgili bazı yorumlarda ve benzetmelerde bulundunuz. Gazoz firması, cila markası olabilir ya da balon satıcısı iyi balon diye satabilir dediniz. İyi kelime itibariyle sizce neden siyasal bir partiye uygun değildir ve Amerikancı olmakla arasında nasıl bir bağ vardır? Şimdi partinin adıyla Amerikancı olma arasında bir bağ kurmadım ben. Ama neye dayanarak o bağ kurulabiliyor? Partinin yöneticileri, yani herhangi bir yöneticileri değil, lider kadrosu, biz Atlantik sistemine bağlıyız, Batı sistemine bağlıyız diye daha partinin kuruluş döneminde açıklamalar yaptılar ve bunu sürdürüyorlar. Şimdi Batı sistemi Türkiye'ye neyi dayatıyor? Bir borçlanma ekonomisini dayatıyor. İki, bölünmeyi dayatıyor. Yani ben Batı sistemine bağlıyım demenin Türkçesi, ben bu borçlanma ekonomisini sürdüreceğim, sürdürmeleri mümkün değil. İkincisi de Büyük Orta Doğu projesi içinde görev yapacağım. Onun için İyi Parti bir çözüm değil ve Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı siyasetleri AKP'den devralan, efendim CHP ile birlikte böyle bir konuma yerleşen bir parti olarak gözüküyor. Afrin Harekatı'nda, Vatan Savaşı'nda da bunu gördük. Yani Afrin Harekatı başladığı zaman hep Mehmetçiğin moralini bozan, aynı zamanda AKP yönetimine sen çocuklarını yolla, tosuncuklarını yolla falan gibi. Afrin Harekatı nedir? Bir vatan görevi. Orada Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis içerisinde görev yapmak hepimiz için sorumluluk ve bir gurur konusu, onur konusu. Onu böyle sen çocuğunu yolla, tosununu yolla falan. Şu anda da dikkat edilirse, yani muhalefet yapacağım adı altında
yani bu Vatan Savaşı'na karşı kuşkuları güçlendiren, milletin güvenini sarsan bir çizgi izliyor. O da yani Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği misyon içerisinde açıklanabilir. Ha, İyi Parti adı, şimdi parti adları program temsil eder. Yani Liberal Parti, Demokrat Parti, Halk Partisi gibi çağımızın önemli Adalet Partisi, Kalkınma Partisi falan, bunların hepsi bir programı ifade ediyor. Ama parti adlarında dünya tarihinde böyle iyi kötü falan gibi yani değerlendirme, değerler malzumesi içinden seçilen kelimelerle pek parti adı olmuyor. Ama bu ne olur? Bir ürün yaparsınız, gazoz satarsınız, balon satarsınız. Ona iyi balon, iyi gazoz, bu iyi domates falan olabilir ama parti adlarında pek rastlanan bir olay değil. Suriye'de birlik olması gerektiğini ve bu yüzden Afrin operasyonunun gerekli olduğunu bir Arap kanalında verdiğiniz röportajda belirttiniz. Peki sizce günümüz itibariyle operasyon amacına ulaşmış mıdır? Eğer henüz ulaşmadığını düşünüyorsanız sizce bundan sonraki ilerleme nasıl olmalıdır? Suriye, bu bir operasyon ötesinde bir savaş. Önce onu söyleyeyim. Yani bu basit işte Şırnak'ın bilmem Kastrik Boğazı'na yapılan operasyon veya Gabar Dağı'nda bir operasyon gibi, Ağrı Dağı'nda bir operasyon gibi anlaşılmamalı. Türkiye bugün bir savaşın içinde, bu bir vatan savaşı, ikinci İstiklal Savaşı da deniyor. O da güzel, o da doğru. Bu bir savaş. Onu saptamamız lazım. Hedefine ilerliyor. Hedefi nasıl tanımlandı? Hatırlayacaksınız, Afrin Harekatı'nın başında Milli Güvenlik Kurulu dedi ki, burada bütün Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Türkiye'nin sınır boylarındaki terör örgütleri, adları da verildi, PKK, IŞİD, efendim YPG, YPD, zaten onlar hepsi PKK'nın teferruatları. Bunların hepsi temizlenecek. Şimdi Afrin tabii çok kritik bir hedefti ve orada Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir başarı kazandı ve dünya da bunu görüyor. Şimdi nedir? Bütün Suriye ve Irak'ın kuzeyini kapsayan o terör koridoru veya Amerika-İsrail koridoru diyoruz biz oraya, o koridor boyunca terörü temizleme hedefi açıkça resmi ağızlarla da ifade ediliyor. O bakımdan hedefe tam ulaştı demiyoruz ama hedefe ilerleyen yolda önemli bir başarı kazandı Türk Silahlı Kuvvetleri. Peki bugün ne yapmak lazım? O çok önemli. Bugün Suriye ile işbirliği bu savaşın en başarılı, en kesin sonuca ulaşması, en düşük maliyetle, en az kayıpla sonuçlanması için bir anahtar. Suriye ile işbirliği artık şart. Çünkü Suriye'ye bu işbirliği dolayısıyla Türkiye'nin vereceği bir şey yok. Suriye'nin istediği bir şey de yok. Yani bu bir pazarlık konusu değil. Suriye ile işbirliği Mehmetçiğin zaferi ve daha az kayba uğramamız için şart. Suriye ile işbirliği yalnız Suriye ile işbirliği değil. Bütün dünya, yani bizim müttefik potansiyelimiz neye bakıyor? Biz Suriye ile işbirliği yapacak mıyız, yapıyor muyuz? Neden? O zaman Türkiye'ye güvenecekler. İran, Irak, Rusya, hatta Çin, bunların hepsi Türkiye'nin Suriye ile işbirliği yönde adım atmasına bakıyor. Bu bakımdan Suriye ile işbirliği diğer bu ittifak birikimimizle buluşmak açısından da, o ittifak birikimimizi azami ölçüde harekete geçirmek açısından da çok çok önemli. Hatta önemli de demeyelim, şart. İkinci boyut, buna da dikkat çekmek istiyorum. Bu içinizde hukuk fakültesi, ekonomi ve siyaset bilimi okuyan veya mühendislik okuyan arkadaşlarsınız. Şimdi Türkiye'nin önünde hızla önemli bir gündem geliyor. Geldi. O da Doğu Akdeniz ve Ege. Yani Doğu Akdeniz biliyorsunuz çok önemli petrol yatakları, doğal gaz yatakları var. Ege'de de var. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Ege bizim dünya sularına açılma kanallarımız, mecralarımız. O bakımdan Türkiye'nin bütünlüğü açısından mavi vatan diyoruz oraya. Doğu Akdeniz ve Ege'deki vatan parçamıza mavi vatan diyoruz. Yani biz evet Asya'dan bir kara milleti olarak, yani bozkır milleti olarak geldik ama işte Çaka Bey 1071
Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1093'te İzmir'e girdi o zamanki Oğuz Türkmen boyları ve Çaka Bey ne yaptı? İzmir'de hemen bir donanma kurdu 1093 yılında ve Bizans'ı almayı önüne koydu. Yani bizim denizlerle buluşmamız aşağı yukarı 1000 yıl önce oluyor ve deniz denizlerde yaşam sorumluluğu, mecburiyeti olan bir ülke haline geldi. O açılardan yine Suriye ile işbirliği yapmak zorundayız. Çünkü Ege'de ve Doğu Akdeniz'de karşımızda Amerika, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs var. Peki bunları niçin bir arada sayıyorum? Çünkü bu dört ülke, Amerika, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan daha bir buçuk iki ay önce bir askeri tatbikat yaptı. Kime karşı yaptı? Doğu Akdeniz ve Ege'de. Türkiye'ye karşı yaptı. Demek ki bizim Doğu Akdeniz ve Ege'de çok önemli, ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Arkasında Amerika olan. Zaten hızla bir 6. filonun da buraya getirildiğini görüyoruz. Amerika bir savaş kabinesi kurdu. Yani Trump'ın güvenlik bakanları, dışişleri bakanları ve güvenlikle ilgili Pentagon'un, efendim, CIA'nın birinci derece yöneticileri hızla değişti. Ve savaşçılar Amerikan yönetiminde geldi. Bunları dikkate alarak bizim Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde oluşturduğumuz ittifakı Doğu Akdeniz ve Ege'ye de taşımamız lazım. Aksi takdirde iki cephede savaş durumuna düşeriz ve çok büyük zorluklarla karşılaşırız. Burada da Suriye anahtar. Çünkü bizim Doğu Akdeniz'de beraber olabileceğimiz Amerika'nın karşısına kuvvet dengesi olarak yanımıza çekeceğimiz ülkeler belli. Bunlar Suriye, Irak, İran, Rusya, Çin, bu ülkeler. Onun için Suriye ile işbirliği Doğu Akdeniz ve Ege açısından da bu ittifak birikimini devreye sokacak anahtar değeri taşıyor. Onun için bugün bir devlet adamının kurmayları olan Türkiye'nin geleceğini gören Vatan Partisi gibi bir devlet yönetimini hemen işi gücü bırakıp ilk yapacağı şey Suriye ile askeri alan dahil her alanda işbirliği olması gerekir. Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin Operasyonu'nda birlikte hareket ediyor. Ulusal kanalda yaptığınız bir açıklamada Özgür Suriye Ordusu'nun tankları ve zırhlı birliklerinin haber yapılması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen Amerikancı basının işidir şeklinde bir yorum yaptınız. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile işbirliği yapmasını ve bu haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özgür Suriye ile ordusuyla ordusunu, ÖSO'yu diyelim. Yani ÖSO deyince orduyu hiç olmazsa duymuyoruz. Yani onu öyle çok büyütmemek lazım. Ama ÖSO'yla, evet, ÖSO'yu Türkiye'nin değerlendirmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tabii yararlı bir şey. Siz değerlendirmezseniz Amerika onu size karşı savaştırır. Yani Türkiye'nin önünde iki tane seçenek var. Biri, ÖSO'yu Türk ordusunun komutası altında savaştırırsınız. İkinci seçenek de Amerika PKK'nın yanına onu koyar ve size karşı savaştırır. Hangisini seçeceksiniz belli. Yani çünkü bu tür kuvvetlerin başıboş olmasına izin verdiğiniz zaman size karşı kuvvet haline gelir. O bakımdan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO'yu hem Fırat Kalkanı'nda değerlendirmesi çok faydalı oldu. Afrin'de de değerlendirmesi çok faydalı oldu. Ama basında, o daha çok Amerika'ya yakın olan basında sanki orada Türk ordusu savaşmıyor da ÖSO savaşıyor, ÖSO kazanıyor falan gibi. Neredeyse Türk jetlerin harekatını bile ÖSO jetleri, ÖSO'lu efendim pilotlar vurdu falan diyecekler gibi. Böyle abartan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını başka kuvvetlere mal eden yanlış anlayışlar var. Ona da karşı çıkmamız lazım. Ama ÖSO'nun Türk ordusunun komutası altında değerlendirilmesi çok isabetlidir. Boğaziçi Üniversitesi'nde şehitlerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrencilerle karşı karşıya gelip daha sonra da polis tarafından gözaltına alınan öğrencilerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan terörist ifadesini kullandı. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Şehitler için lokum dağıtan, şehitler için lokum dağıtan insanlara terörist demek çok büyük bir vahim bir şey. Yok, şehitler için, şehitlerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrencilerle karşı karşıya başka bir öğrenci grubu geldi.
Şimdi bir vatan savaşı veriyor. Şehitler için rokum dağıtmak da vatan savaşında bir mevzi ve bir tavır. Yani şehitlere rokum dağıt için rokum dağıtırken insanların ağzını tatlandırma eylemi yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yani biz Mehmetçiğin arkasındayız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Vatanımız için mücadeleyi benimsiyoruz. Ve bu Türk gencine yakışan, yani nasıl bu genç Çanakkale'de savaşmış, İstiklal Savaşı'nda savaşmış ve bugün de Türk genci, tabii belki Türkiye insanı, Türkiye genci Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Amerikan emperyalizmine karşı destekleyecek ve savaşın şakası yok. Yani fikir farkları olabilir ekonomide, siyasette, kültürde vesaire. Onu tatlı tatlı tartışırız ama savaşta düşman tarafta yer aldığınız zaman buna Türkiye'nin bir yaptırımı olması lazım. Onu mesela şunu söyleyeyim. Ankara'da 1921 ya 22 yılında Sakarya Savaşı'nda işte 1921 Eylül'ünde Sakarya Savaşı'nda şehit düşen Mehmetçik için lokum dağıtılıyor. Birileri geliyor lokum dağıtanlara saldırıyor. Atatürk zamanında bunu yapabilir mi kimse? Değil mi? Yapamaz. Yani Vatan Savaşı'nda böyle bunlara özgürlük içine girmez. Özgürlük Vatan Savaşı cephesinde özgürlüktür. Vatan Savaşı'na düşmanlığa özgürlük yok. Özgürlük tanırsanız o savaşı yapamazsınız. Yani bu bütün dünya için geçerlidir. Vietnam Savaşı içinde, Çin Savaşı içinde, işte Rusya'nın Anavatan Savaşı içinde, Küba'da da her yerde savaşlarda böyle düşmana özgürlük olmaz. Bu savaşın kuralı. O bakımdan şehitlerimizin yanında mevzilenen gençlerimize karşı eylemler özgürlük himayesi değildir. Himayesi altında olamaz. Vatan Partisi'nin yönetiminde bu vatan savaşına karşı eylemde bulunma özgürlüğü olmaz. Yani vatan savaşı şöyle başarılıya ulaşır, şunu yapmak daha doğrudur, şunlar yanlıştır, Suriye'ye el uzatmamak işi uzatıyor falan gibi eleştiriler çok doğru. Katılmadığımız eleştiriler de olabilir. Onlara da özgürlük tanımamız lazım. Ama bu vatan savaşına cepheden lafın ötesinde eylemle tavır almak, buna özgürlük tanıyamayız. Mesela vatan savaşı saray savaşı dendi değil mi? Özgürlük vardı. Şimdi saray savaşı diyebiliyor mu kimse? Yani bunu eğer saray savaşı diyen o zaman Afrin Harekatı'nın niçin destek? Eğer bu Tayyip Erdoğan'ın saray savaşıysa şimdi niye Afrin Harekatı'nı destekliyorsunuz? Onun için evet bir özgürlük bu savaş Türkiye'nin yararına mı değil mi falan o özgürlük olur ama savaş başladıktan sonra artık bu savaşa karşı eyleme özgürlük tanınamaz. İstiklal Savaşı bu. Bursa Kitap Fuarı'nda ittifak yapmak özgürlüktür dediniz ve eklediniz. Ancak ittifak Türkiye'nin iyiliği için olmalıdır, iktidar olmak için değil. Peki siz Vatan Partisi olarak ittifak düşünüyor musunuz? Tabii ittifak, ittifakın bir kere özgürleşmesi doğru, iyi oldu. Çünkü zaten Türkiye'de ittifaklar yapılıyordu ama biraz kanuna karşı hileyle yapılıyordu o ittifaklar. Şimdi serbest oldu. Çok çok yararlı, doğru, isabetli. Fakat ittifak ne için yapacağız? Türkiye'nin kaynaklarını paylaşmak için. Yani bir araya geleceğiz. İşte 43-8 daha 51 eder. 50'yi geçeceğiz. Ondan sonra evet Türkiye'nin kaynaklarını paylaşacağız. Dolar ve borsa borsanın kazançlarını paylaşacağız. Sıcak para komisyonunun yarısını sen alacaksın, yarısını ben alacağım. İhale rantlarını üleşeceğiz. Bu şekilde ittifakları doğru bulmuyoruz ama Türkiye'nin önündeki sorunları çözmek. Yani vatan savaşını başarıya ulaştırmak. İki, üretim ekonomisine geçmek. Üç, komşularla işbirliği yani Suriye, Irak, İran, Rusya ile işbirliğini azami ölçüde hem güvenlik hem ekonomide hayata geçirmek. Dört, Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecini kesin zafere ulaştırmak, aydınlanmış, laik, başıdik Türk insanının yaşadığı bir toplum kurmak. Beş, Türkiye'nin Atlantik sisteminden kurtulması ve Avrasya'daki konumuna yerleşmesi diye biz beş maddelik bir programı Türkiye'nin önünde görüyoruz. Bu programı biz
seçmiyoruz. Bu program zaten Türkiye'nin önünde. Yani Türkiye bunları çözerek bağımsızlaşacak, özgürleşecek, zenginleşecek. Onun için ne diyoruz? İttifak bunun için yapalım. Yoksa Amerika ile yakınlaşmak için, efendim kaynakları paylaşmak için, cebimizi doldurmak için bu ittifak anlayışlarını görüyoruz. Şu anda geçerli olan Vatan Partisi dışındaki partilerde bu. Çünkü bu ittifaklar yapılırken şunu görmüyoruz. Biz şu amaçla, şu programı hayata geçirmek için bir araya geldik. Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Böyle bir şey görmüyoruz. Hep şu lafları duyuyoruz. Biz işte 43, 5 daha, 48 eder, 3 daha eklersek 51 eder falan gibi. Çiftçinin olmadığı, gencin olmadığı, işçinin olmadığı, tüccarın, sanayicinin, Türk milletinin, halkın olmadığı ittifak arayışları var. O ittifak arayışlarında halk yok ve halkın zenginleşmesi, refahı, efendim özgürleşmesi, bu tür sorunlar yok. Onun için biz Türkiye'nin gündemine doğru ittifak zeminini ve neyi tartışacağız ittifak yaparken, neye karar vereceğiz, bunu getiriyoruz. Ve ittifaklarda şöyle olması, biz şu programı uygulamak için ittifak yapıyoruz ve hükümet olmaya talibiz. Vatan Partisi böyle bir ittifakı her zaman yapar. Peki ittifak hani halk için yapılmalıdır, işçiler için, öğrenciler için, herkes için deniz. Peki şeker fabrikalarının kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Şeker fabrikalarının kapatılması değil de el değiştirilmesi de diyebiliriz. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, evet. Tabii sonunda kapatılmaya gidecek onu. Siz de kestirmeden söylediniz. Kapatılmasa bile özelleştirilmesi Türkiye sanayisine bir darbe. İstihdama yani çalışmaya bir darbe. Çünkü o özelleştirme niçin yapılacak? İşçinin maliyetini düşürmek. İşçinin maliyeti nasıl düşürürsünüz? İşçiyi daha az işçi çalıştırarak, sokağa atarak. Ondan sonra kapattığınız zaman tamamını sokağa atarak, ki bunu et balıklarda, sümer banklarda, süt endüstri kurumlarında, kömür işletmelerinde vesaire diğer özelleştirmelerde gördük. Onun için sanayiye darbe, çalışmaya darbe, tarıma darbe. Çünkü pancar, bu şeker fabrikalarında pancar işleniyor. Pancarı kim üretiyor? Bizim çiftçimiz üretiyor. Hayvancılığa darbe, bu şeker fabrikalarındaki üretimde bir küspe, pancar küspesi hayvan yemi olarak kullanılıyor. O bakımdan hayvancılığımızın da çok yararlandığı bir endüstri dalı, şeker fabrikaları. Ve halk sağlığına darbe. Çünkü hepimizin bildiği GDO'lu vesaire nişastadan yapılan şeker için piyasayı açan bir girişim olarak da değerlendiriyoruz. Yani sanayiye, tarıma, hayvancılığa, halk sağlığına darbe özelliğinde ve çalışmaya darbe özelliğinde olduğu için şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşıyız. Kamu ekonomisinin daha da güçlendirilmesi lazım. Zaten dünya oraya gidiyor. Bakın Amerika neoliberalizmin, özelleştirmenin şampiyonuydu. Şimdi görüyorsunuz Trump ne oldu? İşte gümrükleri dikiyor. Kamu ağırlıklı ekonomiye doğru yöneliyor. Bütün dünyada karma ekonomi yükseliyor. Çin o karma ekonomiyle büyük mucizeler başardı. Ya, dünyanın gidişine de tamamen ters olan. Ama niçin bu noktaya geldi Türkiye? Türkiye vücudunu satmaya başladı. Yani o kadar borçlandı ki o borçları nasıl ödeyecek? Vücudunu satarak. Yani şeker fabrikaları aslında Türkiye'nin vücudunun satılması olayı, özelleştirilmesi. Zaten arkada kalan bütün özelleştirme de buydu. Cumhuriyetle yaratılan bir bünye, bir vücut, Türkiye ekonomisi özelleştirilerek ne oluyor? Cumhuriyetin kontrolünden çıkıyor. Ya yok ediliyor o fabrikalar veyahut da yabancıların daha çok eline teslim ediyor. Bir kısmı da arsa haline dönüşüyor. Arsası için alıyor, fabrikayı kapatıyor. O arsaya diyelim AVM yapıyor veya rant kaynağı haline getiriyor. Onun için şeker fabrikalarının kapatılmasına karşı Vatan Partisi, işte iki gün önce de Lüleburgaz'da, Alpullu'da eylem yapıldı. Orada da Vatan Partisi yöneticileri eylemin başındaydı. Konuşmalar da yaptılar. Diğer yerlerde de şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı mücadelenin en ön safında Vatan Partisi yer alıyor.
Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Daha sonra tekrar birlikteyiz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Doğu Perinçek'le birlikte ittifak konularını konuşmuştuk. Şimdi bilindiği üzere 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumda sandıktan %51,41 evet, %48,59 hayır şeklinde bir sonuç çıktı. Sizin yeni sistemle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Biz zaten hayır oyu için mücadele yürüterek anayasamızda yapılan değişikliklere karşı tavır aldık. Birinci gerekçemiz meclisin elindeki yetkilerin dar bir cumhurbaşkanı çevresindeki bir mafyatik gruba devredilmesi. Yani bu Türkiye'de iktidarın temelini zayıflatmaya yönelik, küçük zümrelerin eline almaya yönelik bir girişim. Çünkü siz niye meclisin yetkilerini alıyorsunuz? Meclisin hükümeti denetleme yetkilerini, hükümetin mecliste kurulması gibi Türkiye'nin 150 yıllık geleneğini bunları ortadan kaldırdılar. O bakımdan milleti devre dışı bırakan, milleti bir anlamda siyasetin kenarına, dışına iten bu girişime karşı çıktık. Cumhurbaşkanlığı sistemi adını vermişlerdi. İşte aslında başkanlık sistemi ondan sonra. Ama işte oylamalar vesaire falan sizin söylediğiniz gibi çok küçük bir farkla evet oyu çıktı. Türkiye'nin 1876 anayasasından bu yana, birinci meşrutiyetten bu yana oluşmuş, kendi tecrübeleri içinde geliştirdiği bir sistem var. Buna parlamenter sistem diyebiliriz. Yani bu savaşlardan geçen bir sistem. Savaşlarda sınanmış bir sistem. Ondan sonra çeşitli deneyimlerden sonra oturmuş, geleneğini yaratmış, kurumlarını oluşturmuş, ilişkilerini kurmuş bir sistem. Şimdi bunlarla oynamak doğru değil. Yani dünyanın anayasa geleneklerine, çeşitli ülkelerin baktığımız zaman hep böyle oturduğunu görüyoruz. Hayat içinde ve sınandığını, o geleneklerin hayat içinde sınanarak yerleştiğini görüyoruz. Bununla oynadılar. Şunu çok açık söyleyeyim. Kesinlikle bu Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de devam etmeyecek. Göreceksiniz. Yani ne olacak? Tekrar Türkiye o parlamenter sistem içinde çözümlerini tekrar hayata geçirecek. Benim bu konuda Türkiye'nin Anayasa Birikimi diye bir kitabım var. Onu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na anayasa değişiklikleri söz konusu olduğu zaman vermiştim. Onun arkasında aynı zamanda Vatan Partisi'nin bir anayasa önerisi de var. O anayasa önerimiz sonuç itibariyle Cumhuriyet devrimi temeline dayanan ve Türkiye'nin söylediğim devrimler içinde, devrimlerle yaratılmış olan anayasa geleneğinin bugün ihtiyaçlara uygun bir şekilde ifade edilmesidir. Sizlere de öneririm buradaki arkadaşlarımıza ve bizi izleyen televizyon izleyicilerine, ulusal kanal izleyicilerine öneririm. Türkiye'nin Anayasa Birikimi kitabını. Orada Türkiye'nin nasıl bir anayasayla yönetilebileceği ve önündeki sorunları çözebileceği sorusunun cevapları var. Çünkü anayasalar şudur, bir devletin yapmak istediğinin hukuki çerçevesini verir. Yani bir devlet önüne neyi koyar? Diyelim Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti. Ben bağımsız, başıdik, halkçı, devletçi bir Türkiye kuracağım. İşte altı okla ifade edilen Türkiye. Peki o Türkiye'yi kurmak için nasıl bir anayasa yapmam lazım? Anayasa işte buna cevap verir. Yani Rusya'da veya Hitler veya Mussolini ters anayasalar. Yani her devlet yapmak istediklerini ekonomik programı, kültür programı, güvenlik programı sonuç itibariyle onun hukuki çerçevesi anayasalarda belirlenir. Biz bu anlayışla bir Türkiye'ye uygun ve Türkiye'nin sorunlarını çözmeye cevap verecek. Halka dayanan halk meclisleri ve merkezde Türkiye Büyük Millet Meclisi halkı aktif hale getiren, siyasete halkın katılmasını sağlayan özellikle köyüyle mahallesiyle. Mesela
AKP iktidarının bu büyük şehir sistemini getirmesi, yerel yönetimleri biçmesi, köy yönetimleri, muhtarlıkları, belediyeleri kaldırması çok ağır sonuçlar doğurdu ve demokrasiyi yok eden bir girişim bu. O açıdan da Türkiye'nin önündeki anayasası aynı zamanda yerel inisiyatife, köyde, mahallede, kasabada, her alanda halkın söz sahibi olduğu bir anayasa Türkiye'nin ihtiyacı. Bilindiği gibi 16 Nisan'da referanduma gittiğimizde ülkede bir OHAL söz konusuydu ve hala uzatılmakta. OHAL'deyken referanduma gitmekle ilgili düşünceleriniz nelerdir? OHAL'deyken referandum? Evet. Yani 16 Nisan referandumunu kaybettik. Şimdi tabii OHAL'i, yani Türk bir savaş durumunda OHAL'in olması ve terörle mücadelenin getirdiği koşullarda daha etkili bir yürütme organı sağlamak açısından izah edilebilir. Ama referandumda OHAL'i kullanmak tabii bu demokrasiyle bağdaşmaz. Ama bunun ne gibi etkileri oldu? Yani OHAL yüzünden mi insanlar evet verdi? Ona tam ben olumlu bir cevap veremiyorum. Ama normal olarak bu tür referandum gibi, seçim gibi olaylarda daha özgür insanların seçme hakkını daha rahat kullanabileceği zeminleri yaratmak hükümetlerin görevidir. Peki OHAL'in uzatılması sizce yerinde bir karar mıdır? Savaş olduğu için şu anda OHAL'in uzatılması gerekiyor. Yani şu anda bir savaş durumundayız. Bu bir operasyon değil. Ve karşıda Amerika gibi ve belki de bir Yunan hücum botu gelse diyelim, bizim araştırma yapan gemimize bir torpil sallasa veya Yunan jetleri kalkıp bir Türk savaş uçağına düşürse neler olacak? Bu ihtimallerin de olduğu bir ortam var. Aynı zamanda Türkiye bir savaş yürütüyor. Onun için OHAL'in şu anda uzatılması makul. 2019 seçimleriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Erken seçim sizce söz konusu mudur? Tabii savaş durumlarında her an erken seçim olur. Ekonomi de bunu gündeme getirebilir. Çünkü şu anda borçlanma ekonomisinin iflas ettiği durumu yaşıyoruz. Türkiye Ocak ayında 9 milyar dolar dış ticaret açığı. Ocak. 7,1 milyar dolar dış ödemeler açığı. Yani turizm gelirleri ve işçi dövizlerini çıkarttığınız zaman bu ne oluyor? Bir yılda neredeyse 70-80 milyar dolar ek bir açık getiriyor. 430 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var. Kapıya dayanmış 230 milyar dolar bir yıl içinde acil dış borçları var. Bu koşullarda yaşıyoruz. Onun için Türkiye'nin sorunları ancak köklü çözümler gerektiriyor. Yani bu koşullara bakmamız lazım ve Cumhurbaşkanı seçimi de bunun seçimi olacak. Yani Cumhurbaşkanıyım diye, ben Cumhurbaşkanı olacağım diye ortaya çıkan bir insanın bu konulara, vatan savaşına, üretim ekonomisine geçmeye, Türkiye'nin aydınlanma ve laikleşmesine, komşularıyla işbirliğine ve Avrasya'da yerleşmesine önderlik edecek bir hükümet başkanı olacak. Cumhurbaşkanı artık eskisi gibi Çankaya'da veya Beştepe'de oturup çay kahve içen, büyükelçileri kabul eden kenarda köşede bir insan değil. O eski sistem değildi. Şimdi yeni anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı ne oldu? Hükümet başkanı. Yani başbakan yok. Cumhurbaşkanı, hükümet başkanı, hem yürütmenin başı hem hükümet başkanı. Bakanlar kurulunu o oluşturuyor. Hükümetin programını o yapıyor. Onun için Türkiye bir devlet adamı arıyor. Ne olur 2019'da Türkiye'nin bu olağanüstü sürecine cevap verecek, bu olağanüstü süreçte olağanüstü kararlar alacak, devrimci çözümleri hayata geçirebilecek birikimde, tecrübede, kararlılıkta, cesur, dirayetli Türkiye'yi içeride bütünleştirecek, dışarıda aynı zamanda Türkiye'nin ittifak birikimini hayata geçirecek bir hükümet başkanı, devlet başkanı seçeceğiz. Öyle bir seçim. Vatan Partisi kazanacak o seçim. Vatan Partisi çünkü
Türkiye'nin aradığı parti. Yani bu olağanüstü duruma, olağanüstü çözümü omuzlarında taşıyan, beyninde, bilincinde taşıyan ve bugüne kadar da cesaretiyle, başarılarıyla Silivri Duvarı'nı yıkmış, Ermeni soykırımı iddiasına emperyalistlerin yerle bir etmiş, diğer partiler çıksın bu başarılarını göstersinler. FETÖ'nün üzerine 40-50 yıldır yürünmesi için mücadele ediyor. 15-16 Temmuz gecesi insanların kümeslere saklandı. İnsanlar demeyeyim de yöneticilerin ve parti yöneticilerinin kümeslere saklandığı ortamda çıkmış televizyonlara Vatan Partisi bu bir FETÖ'cü darbedir, Amerikan darbesidir. Bunu bozacağız falan, kötüdür, demokrasiye aykırıdır falan değil. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ezecek diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de görevini hatırlatmış bir parti, Vatan Partisi ve ittifak, Türkiye'nin ittifak potansiyelini harekete geçirmiş. Rusya'ya koşmuş. İşte bizzat ben gittim, Sayın Beşer Esad'la görüştüm, bizzat gittim. İran'ın bir numaralı yöneticisi Sayın Ali Ekber velayetiyle görüştüm. Aralık ayında Çin'deydim. Çin yöneticileriyle orada 300 kadar dünyadan gelmiş önemli partiler, onlarla Türkiye'nin öndeki sorunları çözmek için, dünya desteğini aramak için faaliyetlerde bulundum. Yani bütün bunları yapan, başaran ve devleti yönetmeye layık birikimi, kadroları olduğunu arkada kalan dönemde ispat etmiş olan bir Vatan Partisi bu zor koşullarda Türkiye'nin hükümeti olacak. Şimdi dilerseniz sorusu olan arkadaşların sorularına geçebiliriz. Konuşmanız için teşekkürler Doğu Bey. Siz Türkiye'nin ABD tarafından önderlik edilen Atlantik bloğundan koparak Avrasyalaşması gerektiğini düşünüyorsunuz. İşte Çin'le, Rusya'yla ya da diğer Şangay Beşisi ülkeleriyle, BRICS ülkeleriyle yakınlaşması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunun olumlu bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat neden böyle düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'nin Avrasyalaşması Türkiye için neden olumlu bir şeydir? Neden bunu yapmamız gerekir? Atlantik sisteminde Türkiye Atatürk devrimini kaybetti. Bakın Atlantik sisteminin 1945'ten bu yana 73 yıl diyelim. Bir bilançosunu yapalım. Ne oldu? 1945 yılında umutları olan, geleceği aydınlık, Kemalist devrimin içinden gelen halkçı, devletçi, laik bir Türkiye kurma yolunda yürüyen bir Türkiye var. 45'ten sonra ne oldu? İşte buraya geldi. Başımıza gelenler nedir? O halkçı devletçi ekonomiyi yıktık ve yerine bugünkü o borçlanma ekonomisi geldi. Vatanın bütünlüğü güvence altındaydı, tehdit altında oldu. Laikliğimiz vardı, aydınlanmamız vardı, başı dik insanlarımız vardı. Kadın erkek eşitliğinde dünya ölçeğinde başarılar kazanmıştık. Ne oldu? İşte bugün ve kadınların saçlarından tutulup sürüklendiği, efendim, en ağır uygulamalarla vesaire karşı karşıya olduğu, kadın erkek eşitliğinin ağır yara aldı ve yeniden o şeyhin, müridi, cemaatin mensubu falan olan bir ülke haline geldi. Yani hapishanelerde bu kadar FETÖ'cü varsa, o işte bu Atlantik döneminin ürünü. Bu bilançoyu yapıyoruz. Buradan nasıl çıkacağız? Bizim bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nden dayatılan bu programa karşı özgürleşeceğimiz iklimi iyi tanımlamamız lazım. O da zaten hayat içinde tanımlanıyor. İşte Afrin harekatına başlıyoruz veya hendeye gömerken PKK'nın kim bizim yanımızda veya Barzani'nin kurmak istediği o Kürdistan 2. İsrail devletinin bozulmasında kimle beraberiz? Irak, İran, Suriye, Rusya. Enerji güvenliğimizi nereden sağlayacağız? İran, Irak, Azerbaycan, Rusya. Şu anda Türkiye'nin ekonomideki ortakları kim? Birinci ticaret ortağı Çin, ikinci ticaret ortağı Rusya, üçüncüsü Almanya. Komşularla işbirliği olduğu zaman hangi ekonomik olanaklara kavuşacağız? 300-400 milyonluk muazzam bir pazar Türkiye için. Aynı zamanda enerji güvenliğini sağlayacağımız bir Güney Müttefik kombinasyonu. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman zaten Türkiye
Avrasya'ya yerleşmiş. Ticaret ortaklarımız Avrasyalı. Güvenlikteki ortaklarımız Avrasyalı. Enerji güvenliğimiz Avrasya'da. Ve Avrasya yükselen uygarlık. Bugün dünyada artık hiç kimse Amerika falan filan, Amerika ne, çöken, kararan, ümitlerin kaybolduğu kıta. Herkes kimden bahsediyor? Çin, Hindistan. Dünya ekonomisinin büyümesine, 2016 yılı rakamlarını veriyorum, Çin'in katkısı %39. Hindistan'ın katkısı %19. İkisini toplayın %58. Amerika'nın katkısı %16. Yani Amerika'nın dünya ekonomisinin büyümesine katkısı Çin'in 2,5'ta biri, 1/3. Hindistan'ın toplamından aşağı. Yani o devir geçti. Atlantik devri bitti. TÜSİAD Başkanı, İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ne diyor? 18 Ocak'ta yapılan TÜSİAD toplantısında artık diyor dünya ekonomisinin ve siyasetinin ağırlığı Asya'da, Çin'de, Hindistan'da. Ve bütün dünya oraya yöneliyor. Almanya da oraya yöneliyor. Fransa da oraya yöneliyor. Hatta ben İngiltere'deydim 20 gün önce. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'yla da görüştüm. Orası da, İngiltere'de yönünü Asya'ya çevirdi. Çünkü ekonomi orada, efendim, icatlar orada, teknolojinin gelişmesi orada. Çin bugün 4000 kilometre saatte hız yapan bir tren üzerinde çalışıyor. 4000. Şu anda Çin'de hızlı tren 800 kilometre. Yani uçaklar 700 kilometre, 800 kilometre hızla gidiyor. Çin raylara sürmeden mıknatısın üzerinde giden uçak hızında tren yapıyor. Çin, işte en son Çin'e gittiğimiz zaman gidiyorsunuz, karşınıza bir yapay zekalı makine çıkartıyorlar. Adam şöyle bir 50 boyunda falan. Buyurun diyorlar, İngilizce konuşun, Çince konuşun. Ne sorarsanız size o yapay zeka cevap veriyor. Yani onun için dünyanın geleceği, sanatın, kültürün de geleceği, özgürleşme, bağımsızlık Asya'da, Türkiye'nin geleceği de orada. Türk şeyleri de orada, halkları. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, değil mi? Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nde kattığınız zaman Avrasya aynı zamanda dünya Türklerini de buluşturan bir iklim. Dünyanın her yerinde Türk var. Irak'ta var, Suriye'de var, İran'da var, neredeyse yarısı. Çin'de var, Rusya'da var. Bütün bu dünya Türklerini de birleştirecek ortam neresi? Avrasya, Şangay İşbirliği Örgütü vesaire. Şangay İşbirliği Örgütü'nde kimler var? Kırgızlar var, Kazaklar var, Türkmenler var, Özbekler var. Türkler de orada zaten buluşmaya başlamış. Bu bakımdan Avrasya bizim zenginleşme iklimimiz, özgürleşme iklimimiz, vatan bütünlüğünü, bağımsızlığımızı koruma iklimimiz. O nedenle Vatan Partisi tüzük ve programında açıkça Avrasya'yı savunan tek parti. 28. madde diye hatırlıyorum. Madde numarası yanlış olabilir ama orada Türkiye'nin demin söylediğim gerekçelerle zenginleşme, ilerleme, bağımsızlaşma, aydınlanma iklimi Avrasya'dadır deniyor ve Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılacak. Bakın Tayyip Erdoğan yönetiminde ne oldu? Kapısını gidiyor, çalıyor. Bizi Şangay İşbirliği Örgütü'ne alın diyor. Kimin programı bu? Vatan Partisi. Ne AKP programında, ne CHP programında, ne de başka partilerin, MHP'nin programında bunlar yok. Ama Vatan Partisi programında. Demek ki Vatan Partisi Türkiye'nin önündeki süreci gören, Türkiye'nin ihtiyaçlarını gören, nesnel olarak bunu saptayan bir parti. Avrasya çok önemli. Geçen de Sabancı'ya, Güler Sabancı'ya, Sayın Güler Sabancı'ya sordular. Dediler ki doğu mu batı mı? İki kelimelik bir cevap verdi. Üretim doğuda. Üretim doğuda. Aydınlanma da doğuda. Bağımsızlık da doğuda. Güneş doğudan doğuyor. Başka bir soru alalım. Öncelikle okulumuza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Benim sorum biraz kişisel merak da olabilir ama yanlış anlamayı herhangi bir görüşesiz. Hayır. Niye yanlış anlamayı? Anlaştırmıyorum. Arkadaşıyız. Dedik
bildiklerinizden 2014 sonrası olarak ayırarak evet. Türkiye'deki mevcut düzeni, hani bir nevi Bahçeli'nin de bahsettiği beka sorununa değindiğinizi, gönderme yaptığınızı hissettim. Nitekim bu süreçte Suriye'de olsun, İran'da olsun, Çin'de olsun hükümete ya da ülkeye yardımcı olmak açısından görüşmeler yaptığınızdan da bahsettiniz. Bu süreçte bir merak ettim. 2019'da farklı neyi vaat ediyorsunuz da hani adaylığınızda ne görüp de insanların oy vermesini bekliyorsunuz? Vaadiniz. Bakın şu. Hala ayak sürüyen Suriye işbirliğinde bir hükümet var. Beşer Esad'a sabah akşam katil diyen bir Tayyip Erdoğan var. Ve çevresi var. Bunlarla Türkiye yönetilmez. Bir denklem, bakın bir kanun söyleyeceğim. Beşer Esad'a katil diyenler önümüzdeki dönem Türkiye yönetemez. Çünkü Beşer Esad'a katil derseniz Rusya'yla, Çin'le, Irak'la, İran'la işbirliği yapamazsınız. Barzanistan'da kurulur, ikinci İsrail devleti de kurulur. İsrail gelir, komşumuz olur. Beşer Esad'a katil demenin bedeli Kürdistan'ın kurulmasıdır ve İsrail'in gelip bizim güney komşumuz olmasıdır. İki, efendim 81, 82, 83, 84, 85. vilayetler, Kerkük, Musul, Halep bilmem ne. Bunu diyenler Türkiye'yi yönetemez. Yönetemeyecek Devlet Bahçeliler. Bunu dediğiniz an siz ne Akdeniz'i koruyabilirsiniz ne Ege'yi koruyabilirsiniz. Bunlar palavra, milliyetçilik değil. Musul'u, Kerkük'ü, Halep'i, bilmem nereyi, buraları alacağız diyenler palavra atıyor. Türk milletini büyük tehlikelere sürükleyen laflardır bunlar. Bunları duyduğu zaman Tahran, Moskova, Pekin, Bağdat hepsi Türkiye ne yapacak diyor. Güvenmiyor. Oralara gidip görüştüğüm zaman oradaki devlet başkanları bana şunu soruyor. Biz Tayyip Erdoğan'a güvenmiyoruz. Ne olacak? Türkiye'nin nereye gidiyor? Biz de diyoruz ki Tayyip Erdoğan'a biz de güvenmiyoruz. Ama Türkiye'ye güvenin. Çünkü Türkiye'nin mecburiyetleri var, dinamikleri var, milleti var, halkı var, çiftçisi, işçisi var ve Türkiye'yi bölünmeyi kabul etmez. Türkiye borçlanma batağında boğulmaz. O zaman Türkiye bir çözüm üretecek. Siz o çözüme güvenin ve o çözümü destekleyin. İkincisi üretim ekonomisi. Yani siz isim vermediniz ama Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'dan farkınız ne? Neyi vaat ediyorsunuz dediniz. İkincisi, bakın Türkiye bugün borç batağında çırpınıyor. Borç batağında çırpınıyor. Ne yapacaklar bir yıl içinde? Efendim, Suudi Arabistan'dan, Körfez ülkelerinden gidip borç alma dönemi de bitti. Zaten onlar da Amerika ile beraber, İsrail ile beraber karşımızda cephe tutuyorlar. Çözümleri yok. Yani o dışarıdan sıcak para bularak çarkı çevirme çözümü bitti. Bu sıcak para komisyoncularının, faizcilerin çözümü. İslam'a da en aykırı zihniyetin çözümü. Yani Tayyip Erdoğan'ların çözümü bitti. Onunla beraber olan Devlet Bahçeli'nin çözümü de bitti. Ne olacak? Türkiye üretim ekonomisine geçecek. Tekrar tarımını destekleyecek. Şimdi bugün 6 liraya çıktı. Siz traktörü, mazotu 5 liraya, 6 liraya doldurarak nasıl tarım yapacaksınız? Nasıl ekeceksiniz, nasıl biçeceksiniz, nasıl sulayacaksınız, su motorunuza nasıl mazot dolduracaksınız? Onun için üretim ekonomisi, sanayinin, tarımın desteklenmesi açısından da Tayyip Erdoğan yönetimi bir çıkmazdadır. Ve onun uluslararası ortamı açısından da çıkmazdadır. Çünkü Türkiye'nin nedir? 230 milyar dolar kapıda bir yıl acil yakıcı borç var. Onu ödeme kabiliyetleri yok. Ama onu ödeyecek bir üretim hamlesi yapacak uluslararası ilişkiler de yok. Çin'in elinde 4 trilyon dolar rezerv var değil mi? 4 trilyon dolar. Amerikan kağıtları falan onları saymıyorum. Vatan Partisi neyi konuşuyor oralara gittiği zaman? Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirelim. Ondan sonra hem Türkiye'nin altyapı yatırımlarını hem de Türkiye'de ithal edilen çeşitli sanayi ürünlerinin Türkiye'de üretilmesi amacıyla ve tarımı
canlandıracak işte gübre fabrikaları ve aynı zamanda komşularımızdan ucuz mazot, benzin bulacak siyasetler. Biz gidiyoruz bunları konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan'ın bunları götürüp oralarda konuşacak ve çözüm üretecek yüzü yok. Yüzü yok. Neden yüzü yok? Siz Beşar Esad'a katil dediğiniz zaman Çin'le Rusya'yla gidip ekonomik çözümler üretemezsiniz. Beşar Esad'a katil diyerek İran'dan ucuz benzin alamazsınız. İranlılar ne diyor Vatan Partisi'ne? Diyor ki biz Türkiye güvenilir bir ülke olsun, güvenilir bir dost olsun, siz Vatan Partisi hükümet olsun, biz İran'da 50 kuruş, 50 kuruş benzin. Biz size dünya fiyatlarından çok daha ucuz mazotu, benzini verelim. Yani onun için dış politikayla ekonomik çözümlerin de bir buluştuğu bir döneme giriyoruz. Olağanüstü çözümler dönemi. Şunu söylüyorum, göreceksiniz Türkiye Tayyip Erdoğan'ı sırtından atacak, taşımayacak. Bu siyasetlerle onların Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil. İstedikleri kadar sandık hesapları, o hesapların hepsi yanlış. Neden yanlış? Çünkü Türkiye üretim ekonomisine geçecek. Bu Allah'ın emri. Türkiye bağımsızlık, bağımsız, başı dik, vatan bütünlüğünü sağlayacak. Bu da Allah'ın emri. Bunlara ters, bunlara ayak bağı olan, ondan sonra devlet birikimi olmayan insanlarla bu Türkiye önümüzdeki olağanüstü dönemi aşamaz. O nedenlerle Vatan Partisi onlardan farklı. Tabii ikinci başka bir seçenek var. Amerika'nın diyelim iktidar projesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP. HDP ile beraber olan zaten Türkiye'nin, kendisi Türkiye'nin sorunu. PKK ile beraber hükümet kurabilir misiniz? HDP ne demek, PKK demek. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti, PKK ile beraber Ankara'da hükümet mi kuracak? Buna Türk milleti izin verir mi? Bunun koşulları var mı? Onun için HDP ile beraber olacağım demek, ben çıkmazdayım demek, milletin desteğini de istemiyorum demek ve ben hiçbir şekilde iktidar falan talibi de değilim demek. Bak zaten gösteremiyorlar, görüyorsunuz. Bir partinin genel başkanı nedir? Hükümet başkanı adıdır. Partiler niçin genel başkan seçer? Vatan Partisi niçin genel başkan seçti? Hükümet başkanı olsun diye. Onun için Cumhurbaşkanı seçiminde aday bile gösteremeyen, kendi genel başkanına aday gösteremeyen partilerin hükümet olma iddiası da yok. Onun için Vatan Partisi önümüzdeki dönemin olağanüstü çözümlerinin partisidir. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olalım. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Bilkent Üniversitesi'nde öğrenci arkadaşlarımızın sorularını cevaplıyoruz. Demin OHAL'in uzatılmasının Afrin Harekatı kapsamında haklı bulduğunuzu söylediniz. Afrin Harekatı'ndan önce de çok uzun bir süredir uzatılmaktaydı zaten. Ve bildiğiniz üzere olağanüstü hal durumunda çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya aykırılığı iddiasında da bulunulamıyor. Bu durumun kötüye kullanılabilecek olmasından endişeleniyor musunuz? OHAL kararları anayasaya aykırılık iddiasında bulunulur. Yani hiç kimse anayasaya uygunluk denetiminden OHAL kararnameleri aracılığıyla kurtulamaz. Biliyorsunuz OHAL bizim anayasamıza göre iki tane OHAL var, olağanüstü hal. Birisi meclis olağanüstü hal ilan eder ve hükümet olağanüstü hal yetkileriyle OHAL yasaları çıkarır. Veya meclis özel belli durumlarda yine hükümete olağanüstü hal yetkileri verir ve bu yetkiler kullanılırken anayasa rafa kalkmaz. Anayasa hala geçerlidir. Ve Anayasa Mahkemesi'nin de 1992 yılında biri, ikincisinin tarihi de 80'ler olacak, tam hatırlamıyorum. Anayasa Mahkemesi kararları var. Ne diyor? OHAL kararları anayasa denetimine tabidir. OHAL neyle sınırlıdır? Bir kere süre sınırı vardır. OHAL süresi içerisinde o kanunlar
o kararnameler, OHAL kararnameleri geçerlidir. O süre bittiği an geçerli değildir. Birinci sınır bu. İkinci sınır OHAL'in gerekçesiyle, nedenleriyle çerçevelenmiştir o kararnameler. Yani ben OHAL kararnamesi çıkarıyorum, efendim tarımla ilgili şu düzenlemeyi yapıyorum. Yani eğitimle ilgili şu düzenlemeyi yapıyorum. Yapamazsın. OHAL'in gerekçesi ne mesela? İşte PKK terör örgütünü bitirmek için OHAL ilan ettik, değil mi? O zaman PKK terör örgütü, IŞİD terör örgütünü bitirmeye yönelik o çerçeve içerisinde kararname çıkarabilirsin. Peki bu sınırları kim denetleyecek? Bu sınırlar bir meclis tarafından denetlenir. OHAL'le ilgili kararnameleri belli süreden sonra meclis tarafından onaylanması gerekiyor. İkinci denetim nedir? Bunlar kararname kanun hükmünde olduğu için anayasa denetimidir. Anayasa Mahkemesi denetimidir. Onun için Anayasa Mahkemesi bunları denetler. Denetlemesi gerekir. OHAL'in kötüye kullanılması ve kanunları ve meclisi tamamen devre dışı bırakan amaçlarla kullanılması yasa dışıdır. Anayasaya da aykırıdır. Büyük hükümeti de meşru olmayan zeminlere sürükler. Yasa dışıdır. Her istediği konuda efendim meclisten kanun çıkarmadan her kanunu bakanlar kurulu toplanıp çıkartacak. Bu yasa dışıdır. Anayasaya aykırıdır. Ve bunun denetimi vardır. Vatan Partisi de bunu siyasi planda denetlemektedir. O bakımdan biz OHAL yalnız şuna bakıyoruz. OHAL sürecinde neler oldu? İşte 30 bin ordudan FETÖ bağlantılı temizlendi. 14 bin polisten temizlendi. 4 bin yargıdan temizlendi. 105 bin devletin içinden temizlendi. Bu uygulamalar Türkiye'nin NATO tortusunu, çamurunu temizlemesi açısından olumlu ve Türkiye tarihinde görülmemiş önemde uygulamalar. Yani Türkiye böylece Türk devleti NATO denetiminden kurtuluyor, Gladio'dan kurtuluyor ve Türkiye'nin en tehlikeli cemaatinden, tarikatından kurtuluyor. Buradaki uygulamalar Türkiye için faydalı. Benim sorum aslında bir sonraki seçimde iktidara geleceğinizi söylediniz. İnşallah da gelirsiniz. Ben bir önceki seçimleri baz alarak size bir soru soracağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin daha batıcı bir politika izlediğini söylediniz. Bunun doğru olduğunu varsayarak Cumhuriyet Halk Partisi ile de aslında sizin görüşlerinizin temelde aynı olduğu ve tırnak içinde Atatürk temelinde en azından taban bazını toplanabildiğinizi söylersek, düşünürsek Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı olan %25'in o partiye oy verip de sizin partinize oy vermemesini kendi siyasetiniz açısından bir başarısızlık olarak görüyor musunuz? Biz Vatan Partisi olarak yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil milletimizin tamamından güç kazanıyoruz. Yani diyelim 3 gün önce Bursa'daydım. Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz Vatan Partisi'ne katıldı. Büyük Birlik Partisi Osman Gazi İlçe Başkanı Vatan Partisi'ne katıldı. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gazi Osman Paşa'da 18 arkadaş İstanbul'da daha bir hafta evvel Vatan Partisi'ne katıldı. Yani CHP'den Büyük Birlik Partisi'ne Güneydoğu'da Diyarbakır örgütümüzü 7 kişi AKP'den katılan 6 kişi HDP'den katılanlarla kurdu. Yani Vatan Partisi'ne milletin her kesiminden katılmalar var. Ve Vatan Partisi'nin üstünlüğü de burada. Yani sol ve sağ diye Türkiye'de bir bölünme var. Ve bunların ikisi bu iki kutup içinde şeyler var, eğilimler oluyor. Mesela MHP'den AKP'ye katılıyor, ondan sonra AKP'den MHP'ye katılıyor falan gibi. Şimdi bunu Vatan Partisi bozdu. Vatan Partisi'ne her taraftan katılıyor. Onu görmemiz lazım. CHP meselesine gelince biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştük. Nisan sonunda ziyaretimize geldiler. Daha önce 2015 Ekim ayında Kasım seçimi öncesinde de görüşmüştük. Ona hep şunu söyledim. PKK'yı, terörü temizleyecek ittifakı yapalım ve iktidar olalım. Bakın bugün
Millet birinci derecede neyi görüyor? Terör temizlensin. Üretim için, çarşılar için, huzur içinde yaşamak için, tekrar köyümüze gidip hayvancılık yapmak için, ekin ekmek için falan PKK'nın temizlenmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ise HDP'den elini çekmiyor. Buradan da çağrı yapıyorum. HDP'den vazgeçsin, HDP'li ittifaktan vazgeçsin. Türkiye'nin önü açılacak, çok güzel gelişmeler olur. Ama HDP ile beraber Türkiye'yi kimse yönetmeye hayal etmesin. HDP ile beraberlik vatan savaşına karşı mevziye sürükler. Zaten dikkat edersek hep ne oluyor? Efendim vatan savaşına saray savaşı dedi. Bir ay evvel Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Bir ay bile değil, 20-25 gün. Afrin'e Türk ordusu girmesin. Niçin girmesin? Niçin girmesin? PKK orada varlığını sürdürsün. Afrin'e girmesin ne demek Türk ordusu? Efendim Mehmetçik ölür falan. Ya Mehmetçik ölmeden, Mehmetçik şehit olmadan kazanılmış bir istiklal, kazanılmış bir vatan bütünlüğü var. Afrin'e girmesin ne demek? Yani hep böyle PKK'yı kollayan, HDP'yi kollayan. Daha önce ne dedi 2015 seçimlerinde? Oradaki PYD, YPG vatanı için yapıyor, Milli Kurtuluş Savaşı veriyor. YPG, YPD vatanı için savaşıyor, Milli Kurtuluş Savaşı veriyor. Bizim Türk askeri niye onun üzerine? Dikkat ederseniz sürekli bir HDP ile ortak mevzilenme, el ele verme, Ankara'dan İstanbul'a beraber yürüdü. Bu siyasetin başarıya ulaşma ihtimali yok. Ve bu siyasetle kurulacak denklemler hiçbir şekilde Vatan Partisi'nin başarısını getirmez. Tam tersine Vatan Partisi'nin de onlarla beraber Atlantik çamuruna gömülüp boğulmasına yol açar. Onun için buradan CHP tabanını da uyarıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da uyarıyoruz. Derhal elini HDP'den çekmeli ve o Türkiye'nin önünü açacak çok güzel gelişmeleri getirir. Buyurun. %25 diye bir şey yok. Bakın şimdi son araştırmalar %20'nin çok altına düştüğünü gösteriyor. Kendi CHP'nin yaptığı araştırmalar. Bu başı, onu da söyledim ben onlara. %19 oraya doğru gider. Ama siz önümüzdeki dönem milleti nasıl, seçmeni nasıl kazanabilirsiniz? Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Yani bir, vatan bütünlüğü, terörle mücadele, iki, üretim ekonomisi. Buradaki tavırlarla millet kazanılacak. Atatürk'ün tavrı gibi. Atatürk 1920'de çıktı, dedi ki bu İstiklal Savaşı'nda ben önderlik eder ve Türkiye'yi bağımsız yaparım, toprak bütünlüğünü sağlarım. İşte şu siyasetler. Bu tavır Atatürk hükümet yaptı. Bugün de hükümet formülü budur. Yoksa şu görüşler çok yalnız. 25 oyu var. O 25 oy kimsenin cebinde garanti değil. HDP ile ittifak o 25 oyu %5 oya kadar indirir. Çünkü bu bir savaş. Savaşta şaka olmaz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben bir kısa bir özetleme yapıp ondan sonra bir soru yöneltmek istiyorum size. 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin içinde olduğu durumu bir beka mücadelesi olarak nitelendirip buradan da Kurtuluş Savaşı ile referansla bir tablo çizmeye çalışan 3 tane siyasi parti görüyoruz bugün Türkiye'de. Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Vatan Partisi. Özellikle de milli mücadele döneminde referans çok yoğun bir şekilde evet. kullanılıyor. Benim burada bizim durduğumuz taraftan bakılınca ortada bir Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, sol tarafında bir Doğu Perinçek ve Vatan Partisi, sağ tarafında da bir Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi görüyoruz bu yürüyüşte. Yalnız bu yürüyüşte devam ederken, sürerken Doğu Perinçek ile Devlet Bahçeli özellikle birbirleri arasında bir atışma yaşıyorlar. Sürekli işte Doğu Perinçek'i tercih edeceğimize Tayyip Erdoğan tercih ederiz geliyor. Birisi işte vatan, milleti, milliyetçilik yapmıyor, palavra sıkıyor gibi evet. bir karşı şey oluyor. Yalnız burada 3 kişi açısından da ortak olarak gördüğümüz bir şey var ki o da İYİ Parti'ye yönelik saldırılar. Yani İYİ Parti'ye bir batıcı, Amerikancı, PKK ile HDP ile işbirliği yapabilecek bir parti imajı çizme çalışması Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da Vatan Partisi tarafından da çok sık ve rahatlıkla görülebiliyor. Benim burada sorum, yılların siyasetçisi olarak, deneyimli bir siyasetçi olarak gerçekten İYİ Parti'nin kadrolarının PKK ile ve HDP ile yan yana gelebileceğine inanıyor musunuz? Bunu siyaseten mi kullanıyorsunuz? Yoksa
sırtından, Türkiye sırtından atacaktır dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan'a karşı milli, ulusalcı ve ülkücü kadroların oluşturduğu şu an merkez bir parti olan İYİ Parti'ye yönelik muhalefete muhalefet tavrınızın arkasındaki gerekçe Recep Tayyip Erdoğan'ın solunda durmaya devam etmek isteğimi teşekkür ediyorum. Hayır. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere biz Milliyetçi Hareket Partisi veya AKP'nin Kurtuluş Savaşı'na gönderme yaparak, referans dediniz, gönderme yaparak İkinci İstiklal Savaşı demeleri ve bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan bütünlüğü için yürüttüğü mücadelede tutarlı, düzgün bir tavır almalarından sevinç duyuyoruz. CHP bu tavrı aldığı zaman yine sevinç duyuyoruz. Yani biz partilerin kötü tutum almalarını değil, tam tersine bu vatan savaşının büyük güçlerle kazanılacağını biliyoruz. Onun için hangi parti bu vatan savaşında doğru düzgün bir tavır alıyorsa biz bunu alkışlıyoruz. Orada bir kere sizinle beraberiz. Fakat burada problem ne? Biraz evvel söylediğim gibi bu vatan savaşını başarıya ulaştırmak diye bir mesele var. Yani yalnız başına İstiklal Savaşı'na gönderme yaparak, Mustafa Kemal'den bahsederek, Afrin'i alkışlayarak, Mehmetçik söylemleriyle bu savaş başarıya gitmez. Siz 85, 82, 83, 84 vilayetler diye saydığınız zaman ve ben Musul'u, Halep'i alacağım falan dediğiniz zaman dinamit atıyorsunuz. Türkiye'nin müttefikleriyle arasına dinamit atıyorsunuz. Onun için demin söylediğiniz sağ tarafında o var, sol tarafında bu var, böyle bu üçü yan yana pratiğe baktığımız zaman vatan savaşını kesin başarıya ulaştıracak bir tutum içinde görmüyoruz onları. Yani Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Tayyip Erdoğan. İYİ Parti'ye geldiği zaman ben onlara Batı yanlısı diye bir suçlama yapmıyorum. Kendileri biz Batı'yla işbirliği yapacağız, Batı'dan vazgeçmeyeceğiz diyorlar ve sık sık o NATO vesaire onları da tekrar ediyorlar. İşte en son Aytun Çıray, Afrin Harekatı başlarken de işte, tosuncuklarınızı gönderin falan diye psikolojik savaş söylemleri oldu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı. Yine birkaç gün evet ama başlamadan önce tahrip ediyorsunuz. Başlamadan önce iklimi bozuyorsunuz. Başlamadan öncesi var. Vatan Partisi başlamadan önce o tür komplekslere girdim. Yine birkaç gün evvel Aytun Çıray'ın bir Afrin'le ilgili. Şimdi bakın. Evvelsi gün Aytun Çıray kendi adına da değil, yani partinin yüksek organ kararı olarak şunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün dedi BOP projesini uyguluyor Afrin'de. Bunu dediğiniz zaman bu savaşa düşmansınız. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Türkiye BOP projesini uyguluyorsa ben onun karşısına dikilirim Vatan Partisi olarak. Hiçbir şekilde. İsterse Mehmetçik uygulasın. Ben Mehmetçik'in BOP projesi uğruna can vermesi, kan vermesi buna izin vermem. Şimdi BOP projesini uyguluyor ne demek? Ben bu savaşa karşıyım demek. Ben düşman taraftayım demek. Bu savaşı yapılacak en büyük iftira, bu savaşa, şu günkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü savaşa yapılacak en büyük, atılacak en büyük çamur, bu savaşın Amerika'nın denetiminde olduğunu söylemek ve BOP projesi olduğunu söylemek. Barzani BOP projesini uyguluyordu. Türkiye, Irak, İran birleşti ve bozdu Rusya ile beraber. Afrin'e girmesi Türk olsun. Daha önce İdlib'de Rusya ile ve İran'la silah arkadaşı olması. Bu projesi bozuldu zaten. Türkiye bu projesini bozuyor. Bu Vatan Partisi'nin politikaları. Yoksa Tayyip Erdoğan'ların politikaları değil. 2014'e kadar bu projesinin içindeler. Ama kim bu projesine karşı bir tavır alır, Türkiye'nin bağımsızlık ve bütünlüğü için Amerika ve İsrail'e karşı bir tavır alırsa biz bundan sevinç duyarız. Ona muhalefet yapacağız diye PKK'nın veya FETÖ'nün yanına geçmeyiz. Bakın bu yanlışlar var. PKK'nın üzerine yürüyor AKP. Bakıyoruz muhalefet yapacağım diye PKK'nın yanında yer alıyor. FETÖ'nün üzerine yürüyor. Muhalefet yapacağız diye bir kolunda FETÖ'yü, bir kolunda PKK'yı tanıyıp takıp Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Veya diyorlar ki hapishaneler boşalsın. Kim var hapishanede? PKK ile FETÖ'den başka kim var? Sen var mısın? Ben var mı? İlericiler var mı? Atatürkçüler var mı? Vatanseverler var mı? Ülkücüler var mı?
Bakın ülkücüler, milliyetçiler, vatanseverler falan hapishanede olduğu dönem ne var? O hapishanelerin hepsinde yatma. Şimdi öyle bir dönem mi yaşıyoruz? Kim var? PKK, FETÖ var. Peki niye onları dışarı çıkartmaya çalışıyorsunuz? Terör güçlensin diye mi? Onun için o oluşturulan blok Amerika'nın güdümünde İYİ, İYİ Parti, CHP ve HDP'den oluşan blok hiçbir şekilde Türkiye'nin sorunlarını çözmez. İYİ Parti belki doğrudan doğruya HDP ile görüşmüyor, el ele vermiyor. O da güzel bir şey ama mevzilendiği cephe BOP eş başkanlığının BOP projesini uyguluyor dediği an ki 3 gün önce söyledi İYİ Parti. Düşman cephesinde. Yani bunları söyleyeceğiz ki düzelsinler. O da benim iyi dostumdur, onu da söylüyor. Aytun Çırak. Atışma olmamalı. Yani atışmaya karşıyız. Nezaket olması lazım. Yani Türk siyasetine nezaket getirmemiz lazım. Karşılıklı liderlerin birbirlerine sen diye hitap etmeleri. Sen. Bunları hiç doğru bulmuyoruz. Vatan Partisi'nin sözlüğünde siyasette yalnız siz var. Nezaketi Türk siyasetine oturtacağız. Onu söyleyeyim. Atışmalara cevap vermiyoruz. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2014'ten beri çizdiğiniz tabloda Türkiye'nin Büyük Ortadoğu projesini bozduğunu söylüyorsunuz. Bu konuya ben de aynı şekilde düşünüyorum. Fakat Avrasya projeksiyonu için Büyük Ortadoğu projesinin kaynaklarına baktığımız zaman işte George Soros'lar gibi uluslararası sermayenin desteklediği ulus devletleri bölecek ve küreselleşmeye yol açacak bir projeden bahsediyoruz. Soros ve diğer uluslararası sermaye gruplarının bir kısmının bu Büyük Ortadoğu projesinin bozguna uğratılmasından sonra Çin'e sermayelerini aktarması gelen bir örnek. Jim Rogers'ın, Soros'un eski ortağı sermayesini Çin'e taşıyıp Çin'de yaşamaya başladı. Bunun gibi başka örnekler de var. Uzun vadede veya Çin Komünist Partisi'nin son yaptığı Çin Komünist Partisi toplantısında Xi Jinping'in küreselleşmeye olumlu bakan mesajları oldu. Ve bu sermaye gruplarına da olumlu mesajlar gönderdi. Uzun vadede küreselleşmenin Amerika'dan Çin'e kayıp yine sert küreselleşme dalgası ile ulus devletlere yönelecek bir projeyi Çin'in hamilik yapma ihtimali var mı sizce? Biz küreselleşmenin milli devletleri tasfiye projesi olduğunu biliyoruz. Yani küreselleşme ne demek? Amerika'nın milli devleti, Amerika'nın devleti olacak. İşte Türklerin, Arapların, Farsların, Çinlilerin, Afrikalıların, Latin Amerikalıların, Bolivyalıların, Arjantinlilerin, Şilililerin, Brezilyalıların vesaire milli devletleri olmayacak. Gümrükler kalkacak. Kamu iktisadi teşekkülleri özelleştirilecek. Dolayısıyla milli devletin ekonomik temelleri de tasfiye edilecek. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti kendi açısından şunu savunuyor. Çünkü müthiş bir ekonomik gelişmesi var. Diyor ki siz diyor Dünya Ticaret Örgütü neyi getirdi ve Amerika neyi savunuyordunuz siz? Gümrükler kalksın. Bütün dünyada serbest rekabet olsun ve mallar verimlilik kuralına göre dünya piyasasında yarışsın diyor. Ve Çin tabi burada çok büyük bir mesafe aldığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik daha çok aldığı gümrükleri yükseltme falan gibi tedbirlere karşı o dediğiniz şeyi savun. Yani diyor ki sen diyor hani gümrükler kalksın diyordun. Dünya pazarında herkes serbestçe rekabet yapsın diyordu. Şimdi bundan vazgeçiyorsun şeklinde. Ama Çin, Türk Milli Devleti'nin veya İran'ın veya Irak'ın veya Türkmenistan'ın veya diyelim Brezilya'nın kendi gümrüklerini koruması vesaire falan bunları kaldırın diye bir tavır benimserse o bizi ilgilendirmez ve o biz hiçbir şekilde ona paylaşmayız. Zaten bu konuda benim Aralık ayında o Çin'de yapılan partiler toplantısına sunduğum bildiriyi de Çin'de yayınladılar ve en son o 30-40 sayfalık kitapçık halinde Çin'de çıktı ve Renmin Ribao
Halkın Günlüğü gazetesinde de benim bu size biraz evvel aktardığım görüşler, yani küreselleşmeye karşı çıkan, milli devleti savunan görüşlerim, Çin'in en büyük ki onun, yani rakamı yanlış söylemeyeyim ama 80-100 milyon Çin'de baskısı ve satışı vardır. Yani Çin'in en büyük gazetesidir ve Komünist Partisi'nin liderliğinde çıkan gazetesidir. Bu demin burada savunduğum görüşlerde orada Vatan Partisi lideri olarak Doğu Perinçek imzasıyla çıktı. Ve Çin Komünist Partisi'nin yönetimi içinde de kitapçık halinde, yönetim dediğim yani 300-400 bin Çin Komünist Partisi'nin yerel yönetimleri dahil, onun içinde de kitapçık olarak değerlendiriliyor. Teori dergisinde de o yazım yayınlandı, Xi Jinping'in konuşması üzerine diye. Orada bu söylediğim küreselleşmeye karşı görüşlerimi Çin'de de savundum ve Çin'de de onlar yayınlandı. Şimdi şunu söyleyeyim. Avrasya'da liderlik Çin'in olacak, Rusya'nın olacak diye bir şey kabul etmemiş. Bakın Avrasya'da onun için de saydım. Türkiye var, İran var, Hindistan var, Pakistan var ondan sonra. Ve aynı zamanda Türk Cumhuriyetleri var. 6 tane Türk Cumhuriyeti oluyoruz. Büyük bir ağırlığımız var. Ve Türkiye devlet geleneği, ordu birikimiyle söz sahibi bir ülke. Vatan Partisi'nin yönettiği bir Türkiye en az Rusya ve Çin kadar, o Avrasya içerisinde Çin, Hindistan ve Rusya kadar ve İran kadar ağırlığı olan bir ülke olur. Evet, kısa bir reklam arasından sonra devam edelim. Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek'le birlikte soru cevap kısmına devam edelim. Buyurun. Merhabalar. Suriye ile ilgili meselelerde öyle bir algı oluştu ki sanki Afrin ve Memiş BYD'den boşaltıldıktan sonra Suriye konusu tamamıyla çözüme ulaşacakmış gibi. Ama halbuki Fırat'ın doğusunda Rakka'dan Deir ez-Zor'a kadar çok ciddi bir BYD, YPG varlığı var. Birleşik Devletler'in zırhlı birlikleri de bu taraflarda konuştu. Yani şimdi Fırat'ın batısındaki PKK da doğusundaki PKK değil mi? Hiç biz doğuyu, Fırat'ın doğusuna dair çok fazla söylem göremiyoruz. Türkiye o alanlarda nasıl bir aksiyon alacak bunları göremiyoruz. Yani bu konuda Türkiye oradaki Fırat'ın doğusunda kurulabilecek özel veya bağımsız bir Kürt devletine okey midir? Yani Vatan Partisi'nin oradaki Kürt varlığıyla ilgili görüşleri nelerdir? Aynı zamanda ben Beşar Esad'ın da oradaki Kürt varlığıyla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Kürt varlığı değil. Amerika-İsrail varlığı. Kürt varlığı diye bir şey yok. Yani oradaki Kürt örgütleri, kendisine Kürt örgütü diyenler tamamen İsrail'in ve Amerika'nın piyonudur. Biz onlara Kürtlüğü de yakıştırmıyoruz. Ve zaten Türkiye'de de çok hızlı bir şekilde hem HDP hem PKK alttaki etkisini kaybetmektedir. Onu söyleyeyim. Onun için Kürt varlığı demeyelim. Ama Amerika'nın piyonu olan, stratejik piyonları olan örgütlerin varlığı, işte PKK, PYD, YPG vesaire. Bunların hepsi temizlenecek. Yani bu hem Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar böyle, Afrin Harekatı'na, Afrin Harekatı adı vermediler. Kuzey Suriye ve Kuzey Irak, bütün sınır boyunda terörü temizleme harekatı derdi. Vatan Partisi de bu görüştedir. Ve öyle PKK, PYD'nin de öyle ciddi, önemli bir gücü yoktur. Onun gücü Amerika'nın verdiği 5000 tır silah, ki onlar da Türk ordusunun envanterine geçiyor. Vatan Partisi onu söyledi. Dedi ki Amerika onlara silahları versin, biz o silahları ele koyacağız, el koyacağız ve götüreceğiz. Türk ordusunun depolarına taşıyacağız ve taşınıyor şimdi. Yani Amerika Türkiye'ye silah yardımı yapmış oluyor bu sayede. Oradan hepsi temizlenecek. Ama Vatan Partisi'nin farkı işte burada başlıyor. Temizlenecek diye yüksek perdeden konuşmanın temizlemeye çok büyük bir faydası yok. Temizleyeceğimiz ittifakları oluşturmak, siyasetleri oluşturmak. Vatan Partisi niçin temizler? Çünkü Suriye ile işbirliği, İran'la işbirliği, Rusya ile işbirliği, Irak'la işbirliği ve Çin'le işbirliği konusunda güvenilir bağlar oluşturmuş. Vatan Partisi'ne güveniyor bu ülkeler.
Vatan Partisi yönetsin hiçbir sorun olmaz. O güvenilir bağları oluşturur. Hatta bugünkü yönetim bozduğu zaman o ilişkileri Vatan Partisi koşmuş ve tamir etmiş. Onun için temizlemede farkımız var. Mesela nedir? Beşar Esad'a hücum ederek, katil diyerek bu işler zorlaşır. Yani o zorlaşır. Hatta tehlikeye atılır. Çünkü hazır bir Suriye var. Suriye toprağı orası. Suriye ordusu var. Niye Suriye ordusuyla işbirliği yapmıyoruz? Tayyip Erdoğan buna cevap verebilir mi? Binali Yıldırım buna cevap verebilir mi? Türk ordusu cevap verir buna. Çünkü kurmay olan, aklı olan çocuk bile konuştuğumuz zaman 10 yaşında çocuk bile orada Suriye ile işbirliğinin gerekli olduğunu görüyor. Beşar Esad ne diyor? Bakın daha dün saat 16, pazar dün, pardon evvelsi gün 16'da benim Suriye'deki arkadaşım, partimizin temsilcisi Deniz Büstani, pazar gün saat 16'da Beşar Esad'ın evinde Beşar Esad'la görüştü. Size Beşar Esad'ın ne dediğini doğrudan doğruya söyleyeyim. Beşar Esad şunu söylüyor, bunu kamuoyu önünde de söylüyor. PKK, PYD, YPG bunlar Suriye açısından vatan hainidir. Bunlar Suriye toprakları üzerinde Amerika hesabına bir takım egemenlik alanları oluşturmaya kalktılar. Bunların temizlenmesi Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından, Suriye Arap milletinin birliği açısından da şarttır. Beşar Esad bunu söylüyor. Ve Beşar Esad Türkiye'den bir şey istemiyor. Türkiye'de zaten ne diyor resmi açıklamalarda? Suriye'nin vatan bütünlüğüne bağlıyız. Oraları gerçek sahiplerine diyelim Türk ordusu verecek. Biz oraya işgalci olarak gitmiyoruz. Kim oranın gerçek sahibi? Suriye. Suriye devleti ve Suriye devleti. Orada masa falan yok. Hani bir masa lafıdır dolaşıyor televizyonlarda. Masa kurulacak. Türkiye'de o masaya oturacak. Ne masası? Türkiye'de masa var mı? Suriye'de masa olsun. Her ülkenin masası kendisine. O masada bir tane koltuk iskemle var. O da Suriye'nin iskemlesi. Yok o masaya Türkiye oturacak, o masaya Amerika oturacak, o masaya İran oturacak, Rusya oturacak. Kabul etmiyoruz. O masada bir tek Suriye milleti ve devleti oturur. Ve onlar kendi geleceklerine karar verir. Onun için Türk ordusu oradan tabii temizledikten sonra terör örgütlerini oraya Suriye ordusu girecek ve ona oraları kendi sahiplerine teslim edecek. Tabii Suriye'ye gelmiş olan mültecilerin de önemli bir kısmı oralara dönmeye başladı. O da güzel bir gelişme. Yani Türkiye'nin sırtındaki önemli bir yükü de hafifletmiş oluyor bu süreç. Ama oranın sahibi Suriye'dir. Beşar Esad bu konuda güvenilir bir dost ve onu yıkmaları mümkün olmadı. Yıkamadılar. Ve Suriye'nin başında Beşar Esad yönetiminin kalacağını herkes biliyor. Kimsenin onu devirmeye gücü de yok. Ne Amerika devirebilir, ne Tayyip Erdoğan devirebilir. Tayyip Erdoğan Beşar Esad'ı deviremez. Ama Beşar Esad'ı devireceğim falan diyenler Türkiye'nin tepesinden devrilir ve devrilecek. Onun için Beşar Esad'a karşı tavır, Beşar Esad'a karşı tavır değildir. Türkiye'nin geleceğine tavırdır. Suriye ile dostluk Türkiye'nin geleceği açısından farz, şart. Suriye dostluğunu reddedenler Türkiye'yi yönetemez ve selamete götüremez. Sevgili Ulusal Kanal izleyiciler ve Bilkent Üniversitesi öğrencileri, Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doğu Perinçek bizlerleydi ve sorularımızı yanıtladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hediyesini takdim etmek üzere Politik Düşünce Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Burak Karaoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Evet, sağ olun. Sağ olun Burak Bey. Oo, çok güzel. Çok teşekkür. Çok güzel hediyeler. Bunu gelenek haline getirelim. Yani ne diyoruz, plaket falan veriliyor. Plaket falan vermek yerine çok güzel bir düşünce. Her tarafa bunu yayalım. Plaket yerine ağaç dikelim. Ve ben de sizin sayenizde bir ağaç sahibi oldum. Dikili bir ağacım yoktu. Şimdi dikili ağacım var arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Dikili ağacım. Geçmişteki, yakın geçmişteki... Devrimle olaylar. Kurduk biz bu cumhuriyeti. Şimdi halkın %50-52'ye bölündüğü bir durum tasvir ediyor. Türk milletinin mantığı açıktır önü. Ben yere atar ve onu çiğnerim. Çiğniyorum burada. Bravo!
Bölgedeki bu yangın, Irak'taki ve hayır da birleşmek güzel. Birleşen, üreten Türkiye'yi kuracağız. Söz veriyoruz.